Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Baltık Denizi'ni inceleyeceğiz. Bir önceki videomuz olan Kaliningrad videosunda zaten bahsetmiştim bundan. Zaten orada da görmüştük. Kaliningrad'ın da gene Baltık Denizi'ne kıyısı vardı. Baltık Denizi'ni inceleyen fikri de orada aklımıza gelmişti. Baltık Denizi oldukça ilginç bir deniz arkadaşlar. Avrupa'nın kuzeyinde yer alıyor. Kuzey Denizi'ne ve Beyaz Denizi'ne bir takım su yollarıyla gene bağlantısı var. Etrafında birçok ülke var. Genelde Baltık ülkeleri deyince Litvanya, Estonya ve Letonya kastedilse de benim şahsi görüşüm ve birçok insanın düşündüğüne göre Baltık ülkeleri deyince Baltık Denizi'ne kıyısı olan tüm ülkeleri alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz İskandinav ülkeleri var, ayrıyeten Baltık ülkeleri var. Bu Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerden bazıları İskandinav ülkeleri de geçiyor. Ama en temel olarak denize kıyısı olduğu için bunları da Baltık ülkeleri diye adlandırabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bu ülkeler hangileriymiş onlara bakalım. Bölgenin coğrafyasına bakalım. Ardından Baltık Denizi hakkında biraz bilgiler verelim. Ve diğer denizlerle olan bağlantısını ele alıp videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi bahsettiğim üzere Avrupa'nın kuzeyinde demiştik. Şimdi Avrupa'nın kuzeyine doğru yakınlaşalım arkadaşlar. Zaten Baltık Denizi kendini gösterdim. Bir iç deniz. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Farenin imleciyle. Üstünde bir takım adalar bulunan bir deniz. Etrafında hangi ülkeler varmış? Başlayalım saymaya. En büyük kıyısı olan ülke olarak burada İsveç'i görüyoruz arkadaşlar. Baltık Denizi'ni. Ardından Finlandiya geliyor. Sonra burada Rusya var arkadaşlar. Bakın burada St. Petersburg var. Rusya'nın bir kıyısı var Baltık Denizi'ne. Estonya'yı görüyoruz. Letonya, Litvanya. Burada Kaliningrad var arkadaşlar. Bir önceki videoda incelediğimiz yer. Polonya, Almanya ve Danimarka'yı görüyoruz. Az önce de söylediğim gibi Estonya, Letonya ve Litvanya Baltık ülkeleri diye geçen 3 ülke arkadaşlar. Ve bu diğer ülkelerse Baltık Denizi'ne kıyısı olduğu için biz gene Baltık ülkeleri diye adlandırabiliriz buraları da. Burada Danimarka'yı görüyoruz arkadaşlar. Baltık Denizi'nin en batısında ve gene en güneyinde Almanya ile birlikte Danimarka'yı görüyoruz. Hemen şurada Danimarka'nın başkenti Kopenhag var arkadaşlar. Burada İsveç'e ait tanınmış bazı şehirler de var. Yani ismi medyatik duyulmuş. Malmö mesela bunlardan biri. Danimarka demişken Danimarka üstünden Kuzey Denizi'ne bakın. Burası da Kuzey Denizi. Birleşik Krallık'la Danimarka ve Hollanda'nın kıyısının oldu. Danimarka üstünden 3 bağlantıyla bağlanıyor arkadaşlar. Burada küçük kemer. Şöyle yaklaşalım. Bakın küçük kemer. Büyük kemer. Bakın gözüktü zaten ismi de burada. Küçük kemer de burası oluyor arkadaşlar. Ve Oraysund geçişiyle arkadaşlar Baltık Denizi'nden çıkıp Kuzey Denizi'ne doğru ilerleyebiliyorsunuz. Yani bir gemi St. Petersburg'dan, Helsinki'den ya da Finlandiya'daki, İsveç'teki diğer yerlerden kalktığında buralara geçip Kuzey Denizi'ne ilerleyebilir şimdi arkadaşlar. Ardından Almanya var. Almanya'nın da ünlü şehirleri var burada. Kiel'i görüyoruz. Hamburg her ne kadar kıyısı olmasa da yakın yine Baltık Denizi'ne. Almanya demişken yine daha ayrıntılı döneceğim. Birkaç yere de bakacağız burada ama. Burada Kiel kanalı var arkadaşlar. Buradan da Kuzey Denizi'ne açılabiliyorsunuz. Bakın yaklaşalım. Zaten gözüktü. Bir su yolu. Kendini hemen belli etti. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu Kiel kanalı arkadaşlar. Hatta bir gemi bu su yolunda ilerliyor şu an. Gidiş yönüne bakacak olursak. Arkasında kabarcıklar çıktığına göre Kuzey Denizi'nden Baltık Denizi'ne doğru ilerliyor arkadaşlar bu gemi şu an. Bu da gene Baltık Denizi'nin diğer denizlerle bağlantısını sağlayan diğer bir nokta arkadaşlar. Almanya'nın hemen ardından arkadaşlar burada Polonya'yı görüyoruz. Polonya Gdansk büyük bir liman şehri gene Polonya için. Onun da Baltık Denizi'ne kıyısı var. Ardından bir önceki videomuzda incelediğimiz Kaliningrad bir Rus toprağı Avrupa'nın tam kalbinde yer alıyor. Litvanya'yı görüyoruz. Letonya, Estonya ve tekrar Rus toprakları St. Petersburg. Buraya gelmişken St. Petersburg hakkında biraz bilgiler verelim. Çünkü yine Baltık Denizi'nden bağımsız olmuyor bunlarda. Baltık Denizi hakkında da bilgi sahibi olmuş oluruz. Şimdi St. Petersburg Avrupa'nın büyük şehirlerinden biri arkadaşlar. Nüfusu 6 milyona yakın bir nüfusu bulunuyor. Rusya dış dünyaya açılan ticaretinin %25'ini bu St. Petersburg üstünden yapıyor. Dolayısıyla önemli bir liman kenti. Aynı zamanda bir turizm kenti de gene St. Petersburg. Yani önemli bir destinasyon turizm içinde. Moskova ile yaklaşık olarak arası 700 km arkadaşlar St. Petersburg şehrinin. Daha sonra Finlandiya geliyor arkadaşlar. Finlandiya'nın başkenti burada Helsinki'yi görüyoruz. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geçmeden önce St. Petersburg hakkında bir şey daha söylemek istiyorum.
O da şu an her ne kadar başkenti burası olmasa da Rusya'nın, St. Petersburg olmasa da burası 200 yıl kadar Çarlık Rusya'sına başkentlik yapmış bir nokta arkadaşlar. Şu an başkent değil ama eskiden başkentti. Bunu da belirtelim. Aslında bu bizdeki duruma da benziyor. Şimdi aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Örneğin bizim başkentimiz Osmanlı zamanında İstanbul'du. O da aynı böyle bir deniz kenarındaydı. Ardından Ankara'ya taşındı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasının ardından. Şimdi ise Çarlık Rusya'sı yıkılıyor. Rusya Federasyonu kuruluyor. Onun başkenti Moskova. Aynı Ankara gibi denize kıyısı olmayan yeni bir devlet kuruluyor. Başkent değişiyor filan. Burada da ilginç ve çok fazla bir benzerlik hemen aklıma geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim bunu da. Finlandiya'nın başkenti Helsinki, Baltık Denizi'nin kıyısında kurulmuş bir kıyı şehri arkadaşlar. Ardından İsveç'i görüyoruz. İsveç ile Finlandiya arasında bir Botni Körfezi diye bir körfez var arkadaşlar. Bu kısım adeta sadece iki ülkenin deniziymiş gibi Baltık Denizi içinde, daha da içeri girdiği için ve iki ülkeyle çevrelendiği için bir avantaj iki ülke içinde. Sonra İsveç'in başkenti Stockholm'u görüyoruz. O da her ne kadar denizden içeride olsa da aslında denize sıfır gibi sayabiliriz. Çünkü denize en yakın büyük şehir Stockholm gene İsveç'te de. Burada Gotland Adası'nı görüyoruz. Bakın burada büyük bir ada daha var. Bu ada da Öland Adası. Bunlar İsveç'in adaları. Bakın bu ortadaki ada Danimarka'nın adası. Şu aslında Danimarka'ya oldukça mesafesi olmasına rağmen, yani burada Polonya var, Almanya var daha yakın ama gene de Danimarka'nın adası olarak geçiyor arkadaşlar. Buradaki Baltık Denizi'ne kıyısı olan birçok ülkenin başkenti ya denizin kıyısında ya da denize çok yakın. Örneğin Danimarka, Kopenhag gösterdik burada. Bakın hemen denizin kıyısında. Almanya bunların dışında, Berlin. Çünkü Almanya toprak olarak oldukça büyük bir ülke. Başkenti denizin kıyısına değil. Polonya'nın da aynı şekilde ama bu da toprak olarak Avrupa'nın büyük ülkelerinden, yüz ölçümü olarak diyelim. Varşova başkentleri. Bundan sonra Kaliningrad zaten tek başına bir ülke olmadığı için bunu söylemeye gerek yok. Rusya başkenti Moskova'ya bağlı aslında. Bunlardan hariç Litvanya'nın başkenti Vilnius arkadaşlar. Bu da ülkenin en doğusunda, hatta sınır oldukça yakın bir noktada. Aslında Berlin de öyle şöyle gördüğümüz zaman. Ama geri kalan ülkelere baktığımızda örneğin Letonya, Riga denize çok yakın. Estonya'nın başkenti Tallinn, bakın o da burada denizin kenarında. Rusya'nınki gene hariç, bundan tutuyoruz Moskova çünkü iç taraflardan. Helsinki, Finlandiya'nın başkenti deniz kenarında. Ve ardından İsveç başkenti Stockholm, gene deniz kenarında arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra biraz Baltık Denizi'nin genel yapısı hakkında bilgi verelim. Ardından diğer su yollarıyla bağlantısından az önce zaten biraz değindik. Ona da değinip videomuzu tamamlayacağız zaten şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz coğrafyada ekvatordan kutuplara doğru gittikçe denizlerdeki tuzluluk oranı azalıyordu. Buna en yakın kendi ülkemizden bir bağıntıyla aklımıza tutabiliriz. Örneğin Akdeniz bizim oldukça tuzlu bir denizimizdir. Boğulan sayısı yok gibi bir şeydir. Çok azdır Akdeniz'de boğulan. Ama Karadeniz'e gittiğimizde tuzluluk oranı kuzeye doğru gittiğimiz için daha çok düşüyor. Boğulma sayılarını haberlerde falan Karadeniz'de duyuyoruz arkadaşlar. Karadeniz'den mesela, burası ülkemiz Türkiye, Karadeniz, alt taraf Akdeniz. Karadeniz'den çok daha kuzeyde Baltık Denizi'nden bahsediyoruz. Tuzluluk oranı çok daha düşük. Dolayısıyla tuzluluk oranı düşük olduğu için yılın büyük bir kısmı bu denizin bazı yerleri donmuş oluyor arkadaşlar. Bu da o denizin kıyısı olan, limanlar olan ülkeleri otomatikman etkiliyor arkadaşlar. Peki donmayla tuz arasındaki bağıntıyı da hemen bir örnekle yine aklımızda kalıcı kılalım. Örneğin kışın yollara tuz atılıyor biliyorsunuz. Tuzun atılmasının sebebi yollardaki buzlanmayı engellemek. Yani demek ki buzlanmaya karşı, buz tutmaya karşı tuz avantajlı, bize pozitif yönde bir şey sağlıyor. Tuz atsa demek ki daha çabuk buz tutar. Hani bunu böyle aklımızda kalmasını sağlayabiliriz. Burada da tuz az. Örneğin Finlandiya'nın, İsveç'in kuzeye çıktıkça soğuk da artacağı için Rusya'nın St. Petersburg kıyıları yılın 180 günü, hatta daha fazla güne kadar bazı limanları donabiliyor. Ama aşağı doğru indikçe, bunu Kaliningrad videosunda da söylemiştim, tuzluluk da ve güneye doğru indildiği için donma süreleri de şey yapıyor, artıyor. Yani azalıyor daha doğrusu. Burada donuk gün sayısı 25 gün, 20 gün. Bazı yerler hiç donmayabiliyor. Bunu da bilelim yani. Baltık Denizi'nde bazı noktalar donuyor. Örneğin bunu Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de görmeyiz. Ama Baltık Denizi'nde bu görülebiliyor arkadaşlar. Baltık Denizi'nin derinliği de 65 metre ile 550 metre arasında değişmekte arkadaşlar. Şimdi Baltık Denizi, Beyaz Denizi ve Kuzey Denizi ile bağlantısından bahsetmiştik. Kuzey Denizi ile bağlantısını Danimarka üstünden 3 geçit var demiştik. Küçük Kemer, Büyük Kemer ve Øresund bu kısım. Ardından Kiel kanalıyla gene bağlantısı olduğunu söylemiştik. Bir de St. Petersburg üstünden. Burada bakın bir takım göller görüyoruz. Şimdi yaklaşacağım. Nehirler vasıtasıyla göllere bağlanıyor. Bakın St. Petersburg'un ortasından gene bir su yolu geçiyor, nehir.
Hatta bu nehrin adını da şöyle yakınlaşıp görelim. Neva Nehri'ymiş arkadaşlar. Nehir boyunca da gene bir takım yerleşimler var. Buradan bu göle bağlanıyor. Bu göl üstünden tekrar bakın bir su yolu görürüz burada. Buradan başka bir göle ve ardından bakın arkadaşlar. Burada da Kiel kanalı gibi başka bir kanalı göreceğiz şimdi sizlerle birlikte. Bakın Beyaz Deniz Baltık kanalı diye geçiyor. Aslında hepimizin bildiği bazı ünlü kanallar var. Panama kanalı, Süveyş kanalı gibi. Daha bu sayıda çoğaltabiliriz. Birçoğumuz Beyaz Deniz Baltık kanalı belki de duymamıştır. Bakın burada bir kanal var gene. Bu kanala geçiyor. Su taşıtları, gemiler diyelim. Çok büyük gemiler değil tabii ki bunlar. Daha ufak çaplı gemiler. Buradan gene bu gölleri aşarak şöyle yukarı doğru bakın su yolu devam ediyor burada. Beyaz Denizi'ne çıkmış oluyor arkadaşlar. Burası Beyaz Deniz arkadaşlar. Bakın şöyle yaklaştığımızda ismi gözükecek. Ya bu daha çok Rusya'ya hitap ediyor. Ama gene de bunu da bilmekte fayda var. Bu kanal zamanında Sovyetler zamanında bu kapitalizm çekişmelerinin yaşandığı zamanlarda Rusya birçok insanı kodeslere tıkmıştı. O hapislerdeki kodeslerdeki insanlara kazdırılmış ve birçok insan bu kanalın açımı sırasında hayatını kaybetmiş. Bunu da ek bir bilgi olarak ekleyelim videomuza. Ardından biraz bölgenin siyasi konumuna değinelim ve videoyu yavaştan tamamlayalım arkadaşlar. Siyasi konumuna değinmeden önce buranın bir de renklendirilmiş bir haritasını göstermek istiyorum. Sadece Baltık ülkelerinin olduğu. Daha güzel ve akılda kalıcı olur sizler için de. Şimdi Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri renklendirilmiş halde sadece onların renklendirildiği daha akılda kalıcı bir haritayla da videomuzu desteklemiş olalım arkadaşlar. Bakın burada Moskova'yı Rusya'yı görüyoruz. Başkent Moskova ve bazı önemli şehirleri Samara, Volgograd, Kazan gibi, Yekaterinburg gibi. Bakın burada St. Petersburg var gene bahsettiğimiz. Etrafında Baltık Denizi'nin İsveç'i, Finlandiya'yı, Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kaliningrad, gene Rusya, Polonya, Almanya ve Danimarka'yı görüyoruz arkadaşlar. Genel görünümde biraz kalalım. Birkaç saniye. Sizlerin de aklında kalsın. Bakın bu az önce gösterdiğimiz adalar İsveç'e dahildi. Bakın şuradaki ada Danimarka'ya dahil. Aslında kendinden oldukça uzak bir noktada olmasına rağmen. Tekrar Google Earth görünümüne dönelim. Aslında dönmeden burada da gösterebiliriz. Şimdi siyasi durumuna değinecektik biraz arkadaşlar bu Baltık Denizi'nin. Baltık Denizi siyasi çekişmelerin oldukça yaşandığı tarih boyunca önemli noktalardan biri arkadaşlar. Ve günümüzde de yaşanıyor. Rusya bahsettiğim üzere az önce söylediğim gibi bu St. Petersburg'daki ve kuzeydeki hele zaten bu üst taraftakileri hiç söylemiyorum. Buralar yılın çok daha uzun bir kısmı limanlara donmuş vaziyette bulunuyor. Karadeniz kıyısı hariç St. Petersburg'da ve Kaliningrad'da limanları var. Askeri limanlara dahil bunun arkadaşlar donanmaları var. Ama şu kısımları ve üstteki kısımlar, kuzeyindeki kısımlar her zaman kullanışlı olamıyor. Buraların buz tutmasından dolayı. Mesela Kaliningrad Avrupalı yorumcular Avrupa'nın kalbine sokulmuş bir hançer olarak Rusya tarafından yorumluyorlar. Ki burada Rusya'nın nükleer füzelerinin, silahlarının olduğunu biliyoruz. Ki önceki videomuzda da bir havaalanı sadece onlarca savaş uçağı görmüştük. Rus, Su serisi ve MiG serisi uçaklarını, savaş uçaklarını görmüştük. Ayrıca gene bizim tarihimizi ilgilendiren bir noktası da var. Osmanlı zamanında biliyorsunuz Osmanlı'nın donanmaları yakılmıştı. Osmanlı Rusya'nın Baltık Denizi'ne inmesini engelleyemediği için Akdeniz'de de üstünlüğü kaybetti. Donanmaların yakılması olarak karşılarına da çıktı bu durum. Şimdi her ne kadar Ruslar donanmalarını buradan çıkartırken, örneğin sıcak denizlere inecekleri zaman iki yolları var. Ya Baltık üstünden gelecekler ya Karadeniz üstünden bizim boğazlarımızdan geçip İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçip Akdeniz'e ya da daha farklı dünyanın farklı yerlerine donanmalarını gönderecekler. Burada Türkiye kilidiyle karşılaşıyorlar. Bu kısımda ise Almanya, Danimarka ve özünde Birleşik Krallık'la karşılaşıyorlar arkadaşlar. Peki günümüzde Rusya'yı burada baskılamak için hangi hamleler gerçekleştiriliyor? Özellikle NATO kanadından. Onlara da değinelim. Biliyorsunuz Rusya bu videonun çekildiği tarih itibariyle Ukrayna'ya saldırdı ve hala şu an Ukrayna'yla bir savaş halinde. Rusya'nın bu yayılmacı politikasını engellemek için NATO özellikle Romanya, Polonya'da yoğun bir yığınak yapıyor. Burası Doğu Kanada olarak geçiyor. Şimdi son zamanlarda Yunanistan'ın şöyle göstereyim. Dedeağaç'ta gene Amerika'nın yoğun bir yapılanması var. Her ne kadar Türkiye'ye karşı olabileceği gibi sadece tek hedef bu değil. Ayrıca Güney Kanadından doğru da Baltık üstünde Rusya'yı kıstırmak için de olduğu söyleniyor. Çünkü her ne kadar Yunanların bizde bir hesabı olsa da Amerika'nın şu an direkt olarak karşısında Rusya var. İki büyük süper güç olarak. Buradaki Yunanistan'daki yığınağı da gene onu da düşünmemiz gerekiyor. Yani Baltık'ta Rusya'yı kıstırmak için veya Karadeniz'den çıkan Rusya'yı kıstırmak için de yapılan bir yığınak. Aynı şekilde Bulgaristan'da da bir askeri yığınak yapılıyor.
Bu da tamamen demesek de bir kısmı da gene Rusya için. Tabii ki o silahlar Türkiye'ye de dönebilir mi? Dönebilir. Bu risk her zaman var. Bunu da belirtelim. NATO'nun da böyle bir durumda olduğunda, bir savunmada olduğunda, siyasi durumda bunu da belirtmiş olduk arkadaşlar. Normal haritamıza geri dönelim. Genel olarak tüm değineceğimiz noktalara değindik. Atladığımız, dilimizin sürçtüğü ya da yanlış söylediğimiz bir şey varsa yorumlarda desteklerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz. Düzeltebiliriz. Ya da bilmediğimiz daha ilginç noktalar varsa onları da belirtirseniz hep birlikte bizler de aydınlanmış oluruz arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.